Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu pazar günü de sokağa çıkarak kendilerine verilen süreyi değerlendirdi. Vallahi biz 2 aydan beri evdeyiz. Dışarı çıktığımız yok. Sefte işte bugün bir izin oldu. 6 saat işte sağda solda geziyoruz, böyle gölgelerde oturuyoruz. Ama kim insanlar bu şeye uymuyor, mesafeye. Kimisinin ağzında maskesi var, kimisinin yok. Yani ne bileyim ben, bu nasıl olacak böyle? İşte insanları burada görüyorsunuz. Başka da ne söyleyebilirim ki? Bunu bangır bangır. Vallahi hiçbir şey yaptım yok. De burada fal bakıyordum telefonda. Fal bakıyorum şimdi, evden telefon ettiler. Bir de alacağız. Allah kısmet ederse onda da aşını zaten almayız. Daha sonra işte burada arkadaşlarla görüşüyoruz. De işte kimisinde var, kimisinde yok. Bu işler böyle kardeşim. Ama herkes mesafeyi ayarlarsa, uysa, herkes maskesini taksa, yani bunun önüne geçilir yani. Bunu bangır bangır bakanımız söylüyor zaten. Ama bizde maalesef böyle bir uygulama olmuyor. Ne bileyim ben, bu insanlar neye uymuyor bu şey, herkese bu mikrobu yayıyor. Evin dışında da evde oturuyoruz işte. Böyle çıkıyoruz izinlerde, biraz dolaşıyoruz. Zaten bu ikinci günü izin yani, bir geçen hafta bir de bu hafta. Ama uzatmaları iyi oldu. Hiç olmadı yani, yaşlılar biraz nefes alıyor. İyi oluyor, yüzü yürüyüş yapıyor. Bedene faydalı oluyorlar. Bu kadar yani ya. Keşke bunu hafta aralarda bir gün yapsalar. Haftada bir kere değil de iki kere olsa keşke. Daha iyi olur bence. Ben de yaşayan bir insanım. Ev işlerini yapıyorum. Ya dışarı çıktığım zaman da geziyorum, dolaşıyorum, yürüyüş yapıyorum. Başka bir şey yapsam yok. Allah razı olsun ki çıktık, geziyoruz işte. Daha ne diyebilirim ki? Hür bir şey. Neler yaptın bugün? Bugün daha yeni çıktım işte. Geziyorum şöyle. Evde neler yapıyorsun? Evde Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hatimler var. Onları tesbih çekiyoruz. İşte dua ediyoruz. İnsanların şeyine, kurtuluşuna. Sebep olanlara, bu şeye hal gelenler gelip de Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti. İnsanlardan değil bu. Bizden yani. Bizden değil yani. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu şeyden. İşte çıktık, bacaklar zaten tutuldu. Tutulunca zor yürüyoruz ev işiyle. Vallahi işte hastalık, üzüntü, çok stres. Balkonda duruyoruz olmuyor, içeriye giriyoruz olmuyor. Allah sonumuzu yersin yavrum. Vallahi devlet ne uyguladıysa ondan ben şey yapmadım. Hiç yani dışarı çıkmasın diye ben dışarı çıkmadım. Devlet ne uyguluyorsa ondan da geri şey yapmadım. Millet ne yapıyorsa milletin menfaat için, sağlığı için, sıhhati için. Eğer 3 saatliğine dışarı bırakıyorlarsa 3 saatliğine dışarı çıkıyorum. 5 saatliğine bırakıyorsa 5 saatliğine dışarı çıkıyorum. Sabahleyin de evde mi? Namazımı kılıyorum. Namazdan sonra yatıyorum. Bir 3 saat, 4 saat sonra yerinden kalkıyorum. Tekrar abdestimi salıyorum. Kur'an'ımı okumaya başlıyorum. İkinci hatimimi yaptım. Allah cümlesine de böyle ümmet-i Muhammed'e şeylik nasip etsin, memleketimi de bu salgın hastalıktan kurtarsın diye de dua da ediyorum. Vallahi yapacak bir şeyimiz yok yavrum. Evlene kadar Kur'an'ımızı okuyoruz. Öğleden sonra da namazımızı kılıyor. Namazdan kıldıktan sonra yine vakit geliyor, geçiyor. Böyle bir Cenab-ı Allah'ım böyle bir mücadele ediyor bakalım. İnşallah sonumuz iyi olur. İnşallah iyi olur yavrum. Hani bir temsil var ki, Allah yazmasa kul görmez bela, kul azmazsa Cenab-ı Allah vermez bela. Bizim demek ki halkımızda mı var artık, bizde mi var? Bir şeyler oldu ki Cenab-ı Allah'a kurban olayım, bu şeyler bizim başımıza veriyor. Vay diyorlar ki Çin'den olmuş. Ne alakası Çin'den, ne alakası var yavrum? Çin'den bir alakası. Ya öyle bir şey olur mu ya? Bu ne işte Cenab-ı Allah'ım. Cenab-ı Allah bu insanoğluna böyle bir belirti yapıyor. Bak o kadar okuyan, ilim sahibi olan kişiler var. Aynı bu hastalık bundan 100 sene önce de aynısı olmuş. 100 sene Osmanlı'nın döneminde de ayrı böyle bir salgın hastalık olmuş. Ama 100 sene sonra yine tekrar bir daha. Demek ki Allah'a kurban olurum. İnşallah iyi olur. İyi olur. Halkımız da devlet ne uyguluyorsa ona göre uygulasınlar. Kaçış yapmasınlar. Vay bugün hava sıcak diye ben dışarı çıkayım. Vay şöyle çıkmasınlar dışarıya. Ya ben bugün dışarı çıktım. Ay 2 saat sonra bırakıp gideceğim eve. Ne yapayım ben dışarıda lan? Oruç ağız. Oruçlardan dışarı çıksan
Bir bardak su içmeye yerin yoktur. Kahveye gitsen açık kahve yok. Bir yerde oturmaya bir şey yoktur. Dışarıda sıcakta dolanmadınsa evin içinde oturmak onda neyse ya. Allah'a kurban olur. İnşallah bunu da atlatırız. Toplum olarak da eğer doğru düzgün uyum sağlarsak bunu da atlatırız. Burada bir şey yok. İnşallah iyi olur. İyi olur diyecek de iyi olsun. Allah'a kurban olur.